Profesör Murat Somer ve Profesör Mehmet Şahin konuklarımız. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini biraz konuşmak istiyoruz. Çünkü en çok tartışılan mesele bu. Bugünlerde hala bir adayı olmaması, altılamasının bir aday isminden bahsetmiyor olması, toplumun aday olarak görmek istediği isimlerle ilgili CHP'nin çekinceler öne sürüyor olması konuyu biraz farklı noktalara taşıyor memlekette. Bunu biraz ele alacağız. Öncelikle uzun zamandır programımızda görmediğimiz Murat Somer hocamızla başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet hocam siz de hoş geldiniz. İzin verirseniz Murat Hoca ile başlayacağım. Hala bir aday olmaması. Teşekkür ediyorum. Hala bir aday olmaması ve hala adayı nasıl belirleyeceğimiz konusunda bir müzakere yap, bir anlaşmaya varmayı umuyoruz şeklinde algıladığım, daha aday belirleme yönteminin dahi belirlememiş olması çok eleştiriliyor altılı masanın. Siz altılı masanın bu tavrını bir siyaset bilici, bir siyaset gözlemcisi olarak nasıl buluyorsunuz? Doğru mudur? Çünkü Kemal Bey son olarak dedi ki seçim takvimi ortaya çıktıktan, seçim kararı alındıktan sonra adayımızı açıklama ihtimalimiz çok yüksek dedi. Geç mi kalmaktır bu? Çünkü bakıyoruz ki iktidar tarafının eriyen oylarında anketlere güvenilirse bir toparlanma var. Bu muhalefetin bu konudaki ataletinden mi kaynaklanıyor? Yok öyle görmüyorum tabii ki. Yani burada hem kendi adımıza hem de toplum adına bir beklenti yönetimi yapmamız gerekiyor. Bu konu tabii atalet meselesi değil. Gerek Türkiye'de hatta Türkiye'de dünyada yaşamadığımız, deneyimlemediğimiz bir deneyim yaşıyoruz aslında Türkiye olarak. Ne o deneyim? Daha önce böyle bir şey yok. Nedir bu? Yani seçilmiş bir iktidar yönetiminde müthiş bir otoriterleşme yaşadık Türkiye'de. Aslında olağanüstü durum yaşadık. Hem resmi olağanüstü durum yaşadık. Ondan sonra da resmi olmayan gayri resmi olağanüstü fiili de yaşadık. Dolayısıyla şimdi burada Türkiye böyle bir askıya alınmış bir demokrasi, hukuk durumundan seçimleri kazanarak, yani muhalefetin seçimleri kazanması yoluyla bir tür demokrasiyi yeniden inşa etmeye çalışıyor. Ve böyle bu durumda bunu da muhalefet tabii birleşerek yapmak durumunda. Yani normal siyasette belki karşılıklı beklemeyiz. Partiler bir rakip demokrasi partiler platformunda bir araya geldiler. Evet. Böyle yapmak durumundalar. Şimdi bunu yaptıkları zaman da tabii bunun kendine özgü zorlukları var. Yani 6 ayrı organizasyon, 6 ayrı lider, 6 ayrı ideoloji. Bir yandan tabii çok olumlu bir şey bu. Yani Türkiye'de ben aslında... Ben çok olumlu buluyorum aslında. Değil mi? Tabii ki. Bir uzlaşma. Yani Türkiye'de, uzlaşmadan kopmuş bir ülkede 6 tane birbirinden ayla güneş kadar uzak fikirleri bir araya gelmesi enteresan bir şey. Kesinlikle. Yani bu aslında Türkiye'nin ihtiyacı olan bir şey. Devam ettiği sürece, devam ettiği takdirde ki sürecektir diye ben düşünüyorum. Bu aslında Türkiye'de demokrasinin, hukuk devletinin yeniden inşa edilmesi, dolayısıyla ekonomik kalkınmanın yolunun açılmasını da sağlayabilir. Ama tabii bu daha önce yaşanmamış bir şey olduğu için, dünyada da elimizde çok fazla örnek olmadığı için zorlukları var. Yani karar vermek kolay olmuyor. Muhalefet aslında yol kat etti. Yani bir yandan çok doğru şeyler de yaptı. Yani söyledikleri şeyler yanlış değil. Türkiye için yeni ama ihtiyacımız olan şey. Ne diyorlar? Yani biz isimden önce bir defa sistem konusunu tartışmak istiyoruz diyorlar. Ortak adaya karar vermeden önce biz ilkelerden anlaşmak istiyoruz diyorlar. Evet, evet. Yani anayasa konusunda uzlaştılar. Ne yapılacağını, yol haritasını belirlemek istiyorlar. Bunlar da doğru şeyler aslında. Yani hep bizim sorunumuz aslında sistem sorunu tabii ki. Yani kurallar, sistem, siyasal sistem, ekonomik sistem, bir reform sürecine ihtiyacımız var. Bir yandan doğru tabii. Ama öte yandan da tabii zaman geçtikçe bu bir takım riskler de barındırıyor bu süreç. Bir yandan tabii seçmenler açısından herkes daha çok heyecan duymak istiyor, ümit duymak istiyor. Zor dönemlerden geçiyoruz. Tabii ekonomik açıdan da çok zor bir dönemden geçiyoruz. İnsanlarda bu beklenti var. Bu beklentinin yönetilmesi lazım. Zaman da artık geçtikçe tabii sabırlar tükenmeye başlıyor. Bunun yanında gene olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz için bir riskte bir takım antidemokratik müdahalelerin, yani muhalefetin bu aday seçim sürecine yapmak istediklerini, antidemokratik bir takım müdahalelerin olması. Yani Ekrem İmamoğlu'na yönelik kararlar. Davası bunun en güzel bir örneği. Ve bir yandan da şimdi üstüne üstlük bir de şey sürdürülüyor, İçişleri Bakanlığı soruşturması var. Evet, zannediyorum işte bunun yasal olarak zannediyorum bir siyaset yasağına
yol açmayacağı anlaşılınca yani bunu hani tabii akıl almıyor ama hemen bir bu sefer de bir terör soruşturması başladı. Çok açıkça burada bir siyasal müdahale, siyasal bir mahkeme, siyasal bir dava söz konusu. Tabii hiç olmaması gereken bir şey. Şimdi tabii bu tür müdahalelerin de yolu açılmış oluyor zaman geçtikçe. Buna tabii muhalefetin hazırlıklı olması lazım. Ve biraz da yaratıcı düşünmesi lazım. Sizce o yüzden mi aday belirlemiyorlar? Çıkaracakları bir adaya adayın daha demokrasi dışı, hukuk dışı yöntemlerle engellemesini, ortadan kaldırmasını engellemek için mi? Bir faktörü olabilir ama bir yandan gecikmek de bu tür müdahalelere yol açıyor. Yani bunu çünkü bir şöyle düşünün, yani bir aday formülü eğer muhalefet açıkladıktan sonra bu tür müdahaleler daha zor olur. Yani iktidar arasında daha riskli. İmamoğlu açıklanmış olsaydı adaylığına müdahale daha zor olabilir diyorsun. Örneğin evet. Bu var ama şöyle belki zamanın gecikmeye yol açıyor. Tam olarak şimdi normal demokratik siyasette olmaması gereken müdahaleler oluyor. Uzun zamandır Türkiye'de oluyor, bunu biliyoruz. O zaman da tahmin edemiyorsunuz. Yani normal siyaset tahmin edilebilir bir siyasettir. Yani kurallar bellidir. Tabii farklı siyasetler olur ama yani neyin olup neyin olmayacağı bellidir. Ama olağanüstü durumlarda ne olup ne olmayacağına tahmin edemiyorsunuz. Dolayısıyla sizin bununla başa bu kadar da olmaz diyeceğimiz şeyler olabilir diye korkuyorum. Sürekli yani son kaç senemiz zaten bu kadar da olmaz diyerek geçtiğini söylemek mümkün değil mi? Dolayısıyla muhalefetin yaratıcı, daha önce yapılmamış bir şey yapması gerekiyor. Bunu da 6 partinin, 6 ayrı organizasyonun, hiyerarşinin... 6 ayrı fikir yapısının... Kolay değil, müzakere yapması kolay. Yani 6 tane sihirbaz bir şapkadan tek bir tavşan çıkarmaya çalışıyor. Bu da zor bir şey diyorsun. Evet ve 6 sihirbazın da tabii kendi yönetimi var, siyasal partiler. Kendi üslubu var, kendi yöntemi var. Evet. Tabii güç ilişkileri var. Yani bunu siyaseti güç ilişkileri olmadan yapamazsınız. Yani bu her yerde vardır bu açıkçası. Dolayısıyla bütün işte bu çok bir labirent gibi bir şey. Yani bunları hepsini bir şekilde hesaba katarak yeni bir şey yapılmaya çalışılıyor. Bu da tabii gecikmeye yol açıyor. Ama bunu ben tabii şu anlamda da söylemiyorum. Yani bunu anlamamız gerekiyor ama öte yandan da bunun yapılması gerektiğini de söylememiz lazım. Çünkü zaman da daralıyor. Dolayısıyla seçmenlerin... Erken seçim olmasa şu anda 5 ay kaldı. 4-5 evet, ay. Evet, bu çok uzun bir süre değil. Yani bunu bir 3-4 ay önce daha farklı tabii söyleyebilirdik. Hala vakit olduğunu söylemek mümkündü ama yavaş yavaş da artık zamanı geliyor tabii. Burada olumlu olan şey şu, muhalefet açısından bakarsak, aslında iktidar açısından da bakmak mümkün. Muhalefet açısından bakarsak burada Türkiye için de olumlu olan şey, elinde çok farklı... işleyebilecek, başarılı olabilecek formüllerin olması. Yani bunu da aslında uzun süre yaşamadık. Bu tek aday 5 örgüt çalışacak ya bir yandan baktığı zaman, çıktığı zaman da. Tek aday 5 örgüt çalışacak ama yani çıkacak adaylar açısından da bakarsak bunu uzun süre yaşamamıştık örneğin. Yani şu anda düşünürsek muhalefetin tartışılan 3-4 tane adayı var. 3-4 tane adayı var. Bunların her biri başarılı olabilecek adaylar, kazanabilecek adaylar. Bir de tabii burada hedef sadece kazanmak değil. Yani kazandıktan sonra ülkeyi iyi bir şekilde yönetmek ve dolayısıyla bir düze çıkarmak esas hedef, başarı kriteri bu. Bu şekilde evet. Koymak gerekiyor. Bu olası adayların hepsi bu anlamda da başarılı olabilecek adaylar. Bunun yanında bir ortak bir bilet sistemiyle ortak birkaç adayı, yani bir kadro olarak da muhalefetin çıkması mümkün aslında. Yani birden fazla aday mı? Birden fazla aday değil, hayır. Birden fazla aday, çoklu aday çok büyük bir yanlış olur muhalefet açısından. Ama Cumhurbaşkanı ve yardımcılarıyla birlikte... Kabineyle beraber bir kabineyle belki, kabineyi çok emin değilim ama yardımcılarıyla evet. Birlikte kampanya bunu yapabilir. Bunu ben 1,5-2 senedir yazıyorum ama... Evet, bu kesin düşünmez. Bu çok demokratik de bir şey çünkü doğru şey. Seçmenleri önlerini görebilir, seçmenler önünü görsün. Yani, işte, yani kim yönetecek ülkeyi? Ne bileyim işte Kemal Bey, Cumhurbaşkanı, yardımcısı işte bilmem neden sorumlu, Ali Babacan bilmem neden sorumlu, şu falan gibi. Evet. Öyle bir fikir vardı zaten ama bir türlü bir şey çıkmadı. Evet, şöyle bir mantığı da var onun. Bir bahsettiğimiz türden antidemokratik müdahaleler olduğu takdirde muhalefetin bir esnekliği de olur bu durumda. Öte yandan muhalefetin önerdiği güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi demek bir geçiş süreci anlamına geliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı farklı bir konumda başlayacak ama bir süre sonra daha farklı bir konuma geçecek. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bizim işte başbakan önemli olacak, Cumhurbaşkanı ve yardımcıları çok önemli olacak, meclis başkanı çok önemli bir konum olacak. Dolayısıyla o makamı alacak olan kişi de, siyasetçi de çok önemli bir görev icra edecek.
Dolayısıyla burada mutlaka tabii aday çok önemli ama sadece tek aday kim Cumhurbaşkanı adayı değil de bu ekip, kadro, bütün bu makamlara gelecek siyasetçileri bence bir arada düşünmek lazım. Dolayısıyla da farklı siyasetçiler için de önümüzdeki dönemde belki tabii farklı konumlara gelmek de mümkün olacak. Yani bir siyasetçi açısından bakarsanız mutlaka işte Cumhurbaşkanı olmak istemeyebilir. Çünkü ileriki dönemde işte başbakanlık olacak. Yani Meral Hanım şey Cumhurbaşkanı olabilir ama Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir. Kendisi böyle bir şey strateji çizdi kendisine. Bu da seçmenlerin de aynı zamanda kendini orada görmesini sağlayabilir. Yani bana ne CHP'liden demeyebilir. Yani bana ne bilmem neden. Bu tabii çok büyük bir avantaj. Yani bu doğru kullanılırsa çok büyük bir avantaj. Çünkü seçmenin bir bölümü CHP'ye yakın olabilir. Sağ seçmen İYİ Parti'ye yakın olabilir. Dolayısıyla baktıkları zaman muhalefete kendilerinden bir şey görebilecekler, güvenebilecekler. Ve burada da tabii böyle durumlarda muhalefet için risk aralarında rekabet etmeleri meselesi. Yani önümüzdeki dönemde özellikle siyasal parti liderlerinin ve bu bahsettiğimiz olası adayların arasındaki güven ve birbirleriyle rekabet etmemeleri, ortak çalışmaları Türkiye'nin aslında geleceğini belirleyecek olan şey olacak. Ve böyle birden çok makam imkanı olması da aslında bu rekabeti azaltacak olan bir unsur. Ama sonuçta bir genel seçime gidilecekse eğer anayasa değişikliğinden sonra ister istemez bir rekabet olmayacak mı aralarında? Hatta şimdiden bu rekabete ilişkin ön almalar olduğu, işte Meral Akşener'in İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığını desteklemesinin arkasında yarın öbür gün CHP'nin başında İmamoğlu olursa daha büyük bir rekabet olur, başbakanlığım elden gidebilir diye düşünmesine bağlayanlar da var. Ya şimdi tevatür aslında Türkiye'de siyaseti bir silah olarak kullanılıyor. Bütün dünyada tevatür silah türü vardı. Ama Türkiye'de daha yoğun. Türkiye'de büyük bir uzmanlık burada, birikim söz konusu çok kullanılıyor. Yani tabii siyasette mutlaka rekabet vardır. Yani her siyasetçinin bir iddiası olması gerekir. İddianız yoksa zaten başarılı bir siyasetçi olamazsınız. Dolayısıyla burada mutlaka böyle bir rekabet vardır ama önemli olan bu rekabetin dostça ve bir ayrılmaya yol açmadan, yani ortak çalışmayı ortadan kaldırmayan bir şekilde yönetilebilmesi. Şu ana kadar aslında muhalefetin bunu başardığını görüyoruz. Yani mutlaka gerilimler. Çok ağır gerilimler oluyor, gene de başarıyorlar garip bir şekilde. Gene de başarılıyorlar. Yani hepsi bir defa söylüyor ki masa dağılmayacak diyorlar. Bu taahhütlerini yeniliyorlar. Bu çok önemli bir şey. Bu ağır tartışmalar da aslında çok da ağır bir şekilde geçmiyor. Yani bazen aslında söylenen bir sözden, bir cümleden bir sürü anlam çıkartıyoruz ya da kamuoyunda çıkartılıyor. Mutlaka anlaşmazlık olacaktır. Anlaşmazlık olmamasına imkan yok zaten. Çünkü farklı, yani siyaset demokrasi demek ki muhalefet demokrasiyi vaat ediyor burada. Birçok seslilik anlamına gelir. Farklı görüşler olacak, farklı hedefler olacak, çıkarlar olacak. Anlaşmazlık olması normal. Önemli olan bu anlaşmazlıkların yönetilmesi. Fakat tabii bunların hepsini söylüyorum ben. Ancak tabii riskleri de ifade etmek gerekiyor. Bir noktada elbette ki muhalefetin bu yapmaya çalıştığı şeyin barındırdığı belirsizliği netliğe çevirmesi de tabii önemli. Yani. Çünkü burada iki tarafa baktığımız zaman aslında iktidar açısından çok daha fazla netlik var. Bu her şey belli. Her şey belli. Sadece aday meselesi değil. Aslında yani bir yerde Türkiye'ye önerdiği yönetim tarzı, gelecek tarzı da belirli. Zaten 20 senedir yapıyorlar onu yani. 20 senedir yapıyorlar. Özellikle son senelerde de ortaya çıkmış olan belli bir model söz konusu. Burada bir netlik var. Buradan ne beklenebilir, ne beklenemez. Toplum açısından net. Tabii iyi olan şey muhalefetin yeni bir şey önermeye çalışması. Yani burada onu da yapması çok önemli. Yani muhalefetin geç kaldığına katılmıyorsunuz. Şimdi yani zor bir şey yaptıklarını söylemeye çalışıyorum. Yani burada yeni bir şey yapmaya çalışıyorum. Peki hocam, Mehmet Hoca'yla bir